Herkese merhabalar. Bugün yine Kartal Bey ile birlikteyiz. Bugün University of East London, yani Türkçesiyle Doğu Londra Üniversitesi hakkında konuşacağız. Oranın programları, detaylarını Kartal Bey bize aktaracak. Merhaba Kartal, tekrardan teşekkürler. University of East London'da farklı programlar var. Bugün onlardan bahsedeceğim bize. İstersen sen bahset, ben de sorum oldukça sorarım. Tamamdır. University of East London benim aslında çok sevdiğim ve takip ettiğim bir üniversiteydi. Malvern House'a katıldığım zaman da hem University of East London hem de diğer çalıştığı üniversiteyle de ilgili çalıştıklarını öğrendikten sonra benim çok ilgimi çekti. Yani onlar çok önemli faktördü benim Malvern House'a katılmamda. Çünkü artık yıllardır yani hem siz hem ben yıllardır bu sektörde bulunduğumuz için bir şey çok önemli. Yani o bir şeyi çok iyi yaparsanız uzun süre boyunca insanlara yardımcı olabiliyorsunuz ve insanlar sizi seçiyor. O da memnuniyet. University of Evet. East London'la ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim ama en önemlisi Birleşik Krallık'ta öğrenci memnuniyetinin en iyi yapan ve en iyi ortalamaya sahip üniversite. University of East London. Yani buna student satisfaction diyorlar. Student satisfaction rate olarak Birleşik Krallık'ın en iyi üniversitesi konumunda. Şimdi bunu da tabii kademe kademe bir sürü şeyle yapıyorlar. Yani tek bir şeyle öğrenciyi mutlu edemiyorsunuz. Öğrenci vardığından itibaren mezun olana kadar, hatta mezun olduktan sonra iş bulmasına falan filana kadar öğrencinin memnuniyetini etki eden faktörler. University of East London aslında Birleşik Krallık'ta kurulan öğrencilerin okullarını bitirdikten sonra sektöre adapte olmasını sağlayan enstitüler olarak kuruluyorlar ilk başta. Üniversite değillerdi. Öğrencileri işe hazır hale getirmeye, sektöre hazır hale getirmeye yönelik programlar. Yani mühendisse mühendis, işte işletmeci ise işletmeci, bunun gibi farklı alanlarda eğitim veriyordu. Şu ansa en modern modern üniversiteler arasında en iyileri arasında yer alıyor University of East London. Burada şu ayrıntıyı vereyim. Öğrencilerin staj imkanı mesela. Yani iş bulma konusunda nedir? Staj bulma. Öğrencilerin aklına gelen ilk sorulardan bir tanesi stajım olacak mı? O ülkede kalabilecek miyim? Şimdi arkadaşlarım Yüksek lisans programları için söylüyorsun. hepsi için Hepsi için. yani lisans ve evet lisans ve yüksek lisans programları için söylüyorum. Şimdi burada şöyle bir faktör var. Sizin videolarınızı da izlediyse arkadaşlarımız bilirler. İngiltere artık lisans ve yüksek lisans eğitimi verdikten sonra öğrencilere çalışma izni veriyor. Yani öğrenciler çalışma izni başvurusu. Aynen. Şimdi öğrenciler Olmadan arayabilecekleri vakitleri oluyor sonrasında. sonrasında. Kesinlikle. Ama öğrenci üniversitedeyken eğer ki bu işe adım attıysa yani iş bulma işine üniversitenin yardımıyla bir de adım attıysa staj da yaptıysa üzerine ne oluyor? Üniversiteyi bitirir bitirmez zaten iş sahibi olmuş oluyor. Eğer ki University of East London hani nasıl işler bulabilir bize diye merak ederseniz Amazon'un İngiltere'deki ilk partneri University of East London'dır. Amazon'un yanında mesela Cat vardı işte ayakkabı larını çok iyi bilirsiniz. İşte Botları gibi botları, onlar olanlar çok aynen vardır. botları, işte inşaat aletleri falan da satarlar. Vardır büyük. Cat gibi, BP gibi, Nissan gibi büyük firmaların da aynı zamanda çok yakından çalıştığı ki ben bunları yasal olarak söyleyebiliyorum. Bu markalardan bahsedebiliyorum yasal olarak. Çünkü yasal olarak çalıştığımız firmalar. Yani öğrencilerimiz eğitimlerini bitirdikten sonra bu firmalarda çalışıyorlar. Dolayısıyla böyle büyük firmalarla da anlaşmalarımız var ve stajı garanti veriyoruz. Yani öğrenci eğer ki bizde Bunlar lisans yaz stajı mı, yıl sonu bitince ya da program biterkenki stajı mı? Hangi staj programı onlarda? genellikle son senelerinde oluyor bu. Son senelerinde öğrencilerin yüksek lisansa da aynı şekilde yine biliyorsunuz hani bir seneyi okuduktan sonra ikinci sene staj öğrenciye bırakılıyor hani full time part time imkanıyla. Lisans okuyan öğrenciler için de yine aynı şekilde son senelerinde stajlarını yapabiliyorlar. Bu önemli bir faktör. Yani üniversitenin kimliği, neden öğrencilerin bu üniversiteyi seçtiğine dair çok önemli bir faktör. Bunun yanında da tabii konaklama olarak
University of East London öğrencilere en iyi eğitim kampüsünü sağlayan okullardan bir tanesi. Neden? Çünkü bir kere kampüsü çok iyi. Deniz kenarında, deniz görüyor. Bunun yanında kalacak yer, yani denizi gören yerler üniversiteye ait. Yani bugün Londra'da kaç tane üniversite var deseniz kendi kampüsüne sahip, kendi konaklamasına, yurduna sahip, bir elin parmağını geçmez. Hem çok iyi konaklama imkanı, yani banyosu, mutfağı içerisinde, ensuite, bu da çok iyi. Aynı zamanda çok da uygun fiyatları, yıllık fiyatları Londra'daki bir üniversiteye göre çok uygun. Zone 3'te altından metro geçiyor. Bunun yanında yani şehir merkezine de çok yakın. Öğrenci hani şehir hayatından fedakarlık yapmadan istediği zaman şehre gidebiliyor. Hem de şehrin dışında bir eğitim görüyor. Kampüs çok güzel. Kampüse öğrencilerin dışında kimse giremiyor. Öğrenci kartıyla girilebiliyor. Sabahleyin saat 9'dan akşam 5'e kadar kampüs içerisinde ücretsiz otobüsler gidiyor geliyor. Öğrencileri gerekli yerlere bırakabiliyor. Gym'i, işte fitness center'ı, işte spor alanları falan muazzam. Yani voleybol takımı falan zaten derecesi var. Psikoloji, mimari anlamında yine Birleşik Krallık'ın en iyi üniversitelerinden bir tanesi, ilk üçte. Dolayısıyla böyle bir üniversite beni çok etkiledi, bu hani bu projeleri yaptıkları. Dolayısıyla benim de bu aslında Malvern House'a katılmama, University of East London'la beraber yaptıkları bu projeye katılmamla büyük önem arz ediyor bu anlattıklarım. Şimdi programlardan bahsedelim biraz. Hani önce bir foundation programı var, sonra lisans var, yüksek lisans var. Foundation'da başlayalım. Foundation hani bilinirliği az, aslında güzel bir program ülkemizde değerlendirileceği takdirde. Sen biraz detayına gir, ondan sonra ben de sorularımı sorarım. Tamam. Şimdi Foundation aslında Türkiye'den İngiltere'ye giden bir öğrencinin yapması gereken bir şey. Yani bu hazırlık yılı diyebilir miyiz? Aynen, için? Hazırlık yılı. Yani İngilizce hazırlık yılı. Aynen. Türkiye'de 4 sene eğitim süresi. İngiltere'de Foundation'la beraber 4 sene yani. Ama aynen. İngiltere ne yapıyor? Bir senesini öğrenciyi Türkiye'deki aldığı ya da başka ülkedeki aldığı eğitim sisteminden çıkarıp kendi eğitim sistemini anlatıyor. Bolca İngilizce öğrenecek, assignment yapacak. Mesela bizde assignment diye bir şey yok. Bizde genellikle sınav ağırlıklı, teoriye daha ağırlık veren bir eğitim sistemimiz var. İngiltere'de daha çok pratiğe yönelik bir eğitim sistemi var. Dolayısıyla öğrenciyi buna alıştırıyor bir sene boyunca. Hem İngilizcesiyle hem de diğer alanlardaki verdiği eğitimle öğrenciyi bir hazırlıyor. Şimdi iki türlü Foundation programı var. Bir tanesi IELTS'ten 5,5, 5'ten aşağı olmamak suretiyle akademik IELTS alabilen öğrencilerin gittiği bir program var. Bir de 4,5, 4'ten aşağı olmak suretiyle gittiği programlar var. O biraz daha İngilizce ağırlıklı bir program oluyor. Öğrencinin İngilizce açığını kapatmak açısından. Bu işi biraz daha az İngilizce, daha çok üniversite derslerine yatırım yapılıyor öğrencinin. Burada şunu bir ayıralım, çok pardon. Buna İngilizce hazırlık diyoruz ama hani Türkiye'deki gibi hiç İngilizcesi olmayanlar sıfırdan İngilizceye başladığı bir yer değil. Aslında İngilizce ile birlikte üniversiteye hazırlık programı Foundation. O yüzden hani kişinin Türkiye'de hiç İngilizcesi yoksa normal bir önce bir dil eğitimi alması gerekiyor ama belli bir seviyede İngilizcesi var fakat üniversite eğitimine yetecek kadar değilse, bizde o da var mesela, bizdeki upper intermediate seviyesi üniversite eğitimine yetecek düzeyde görülür ama aslında öyle bir şey değildir. Üniversite akademik İngilizce çok farklıdır. O yüzden iki farklı programda IELTS'ten 4,5 ve üzeri ise İngilizce ağırlıklı. Ağırlıklı olarak İngilizce'nin kapatma yönelik bir program. IELTS 5,5 ve üzeri ise biraz İngilizce, biraz da üniversiteye hazırlık. Peki bu programlarda orada üniversite hazırlık dediğimizde mesela hani mimarlık okuyacak öğrenci ile mühendislik okuyacak öğrenci Foundation programında farklı dersleri mi alıyorlar? Evet. Burada bizim farklı 3 tane farklı foundation programımız var. Yani diyelim ki hukuk okuyacak bir öğrenciyle mühendislik okuyacak öğrenci farklı programları alıyorlar. Farklı dersleri alıyorlar. Ücreti ne kadar? 9 aylık program. 1 sene diye geçiyor ama 9 aylık. Evet. Sizin bildiğiniz gibi. 9 aylık bir süre. Mesela Ocak ayında foundation programına başlayan bir öğrenci bizim Eylül dönemimize başlayabilir, kendini yetiştirebilir eğer ki hayatta iyi bir öğrenciyse. Bu programlar aslında şöyle, yani şöyle üç tane önemli şey söyleyeceğim. Birincisi
Önemli olan faktör, ben kendi foundation okudum. Şimdi benim için önemli olan şey ne öğrenci için? Diyor ki kardeşim ben Türkiye'de olsaydım üniversiteye gidiyordum zaten. Sen şimdi benim foundation diye alıyorsun, dil okuluna koyuyorsun. Hayır. Bu foundation'ı okuyan öğrenci, University of East London'ın foundation'ını okuyan öğrenci, yani gelip eğer ki bizde okursa bir kere öğrenci üniversitenin öğrencisi sayılıyor. Nasıl? Üniversitenin öğrenci kartına sahip oluyor. Bu bir. İkincisi, üniversitenin yurdunda kalıyor. Üçüncüsü, üniversitenin her şeyine sahip oluyor. Bunu şey için mi söylüyorsun? Normalde kaydı Malvern House'da mı oluyor öğrencinin foundation programının? O yüzden mi söylüyorsun? Evet, yani Malvern, normalde Malvern, biz Malvern olarak University of East London'un ortağıyız. University of East London'un study center'ı bize ait. Ama normal dil okulumuzu biz orada yapmıyoruz. Dil okulu ayrı kampüste, Londra'nın başka bölgesinde. Burada biz sadece foundation öğrencilerimizi burada tutuyoruz. Ve bu öğrenciler... Onlar kampüste eğitim alıyorlar. Aynen. University of East London'un öğrencisi oluyor. Ya bu çok önemli bir faktör. Niye? Çünkü orada birinci sınıf öğrencileri var, ikinci sınıf öğrencileri var, İngiliz öğrenciler var. Ya şimdi ben İngiltere'de okuyorsam İngiliz öğrencilerle beraber olmak isterim. Ya bu çok önemli bir faktördür. Ya bundan dolayı da öğrencilerin gelip burada eğitim almaları, burada devam etmeleri eğitimlerine çok önemli bir faktör. Foundation için. Foundation okuyacak öğrenciler için. Ya bunu belirtmek istedim. Bunun yanında yine şöyle bir şey var. Eğer ki öğrenci foundation okuyorsa bu aslında şöyle bir ne derler? İngilizce'de kara at diyorlar. Yani pek belli olmayacak bir şey. Yani ben gittim başka bir ülkede başka bir foundation okuyor ya da foundation denen bir şey okuyorum, hazırlık. Nasıl geçeceğim, ne yapacağım? Şimdi arkadaşlara ben şunu söylemek istiyorum. Sizle de bunu daha önce konuştuk. Success rate denen bir şey var. Nedir bu? Başarı oranı. Yani genel anlamda bunu okuyan öğrencilerin yüzde kaçı başarılı olmuş? Bu çok önemli bir şey. Şimdi benim ilk sorduğum soru buydu. Genel olarak bu hazırlığı okuyan öğrencilerin yüzde kaçı geçmiş? Bizim istatistiğimiz %95. Bu çok... 9 ay sonra başarılı olup geçebiliyorlar, evet. Lisans, %95'in, %95'i başarılı olup üniversite eğitimlerine başlıyor öğrenci. Yani birinci sınıfa, o Türkiye şartlarında ikinci sınıfa başlıyor. Yani 4 sene okuyacaksa hazırlıkla beraber devam ediyor. Yani bu çok can alıcı bir nokta. Ben bunu belirtmek istiyorum. Bu beni yine cezbeden konulardan bir tanesiydi. Öğrencilere üçüncü söylüyorum. Vardıkları andan son ana kadar öğrencilerin etüt öğretmeni oluyor. Bu etüt öğretmeni öğrencilere İngiltere'deki farklılıkları, İngiltere'de neler farklı yapılıyor, eğitimde neler farklı, assignment nasıl yazılır, sınava nasıl hazırlanır, bu tür şeyleri öğrenciye adeta nakış nakış öğretiyor. Bunlar çok önemli şeyler eğitim hayatında, öğrencilerin yaşayacağı şeyler. Çünkü biliyorsunuz Türkiye ile İngiltere arasında eğitim konusunda büyük fark var. Yani büyük fark var derken sistem olarak fark var. Sistem olarak öğretmenler daha çok. Anladın mı oğlum, anladın mı? Yani böyle sürekli sorarlar. Anladın mı kızım, işte bak bunu da böyle yapacağım. İngiltere'de ise genellikle hocalar anlatırlar dersi, bırakırlar. Yani çok kararında bırakır böyle, hani onu bir de artistliğini yaparlar böyle, öğrencileri merak uydurur falan. Ama bizdeki öğrenci ya yani ben şahsen okurken şey yapıyordum. Anlattı mı ya, bitti mi falan oluyordum yani. Ne anlattı şimdi? Bir şey anlatmadı ki yani. O arkadaşlarına diyor ki, o anlatmıyor ki, o hani konu başlığını söylüyor. Nelere çalışmamız gerektiğini söylüyor. Diyorum ki hani onu bana kitap da söylüyor arkadaş. Hani siz ne not alıyorsunuz sabahtan beri falan. Ben böyle bayağı bir bocaladım. Çünkü Türkiye'deki sistemi bekledim. Ama farklı. Bu farklılığı da nasıl yenebilir öğrenciler? Çok iyi anlayan, öğrencinin nereden geldiğini çok iyi anlayan ve nelere dikkat etmesi gerektiğini söyleyen akademik yardım eden bireyler sayesinde, öğretmenler sayesinde bunu geçebilir, bu süreci geçebilir. Öbür türlüsü hüsran, yani çok büyük hüsran. Bu foundation programları için bu şekilde. Lisansta ne tarz fakülteler ya da bölümler var? Ya da bizim üniversitedeki gibi ya şu fakültesi şu bölümleri var gibi mi düşünmeliyiz? Onların yapısı ve bölüm çeşitliliği nasıl? Ve yüksek lisans da aynı şekilde.
Ya hemen hemen her bölüm var. Mesela geçenlerde yine bir soru oldu. İşte güzel sanatlar gibi. Mesela dansla ilgili bir soru olmuştu. Dans akademisi var mı diye. İşte oyunculuk bölümüne kadar, mühendislik bölümüne kadar hemen hemen hepsi var. Ama 3 tane bölümde çok iyi. University of East London. Bunlardan bir tanesi sports management. Yani spor alanında okunabilir çok 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 ideal bir üniversite. Hatta Türkiye'den bir voleybol projemiz de var. Bunun yanında mühendislik alanında yine çok iyi bir üniversite. Birleşik Krallık. Yani bunlar ilk üçte olduğu için bunları söylüyorum. Bunun yanında bir de psikolojide bu üç alanda sayılı üniversitelerden bir tanesi. Ama Şey var mı? Genel broşürümüz, bölüm listesi, yanında fiyat o şekilde var. Videonun açıklama kısmına koyarım o zaman onları, tamam. göndersen de. Tamamdır. Tamamdır. Bunları yaparız. Bunun yanında da dediğim gibi yani öğrenciler okuduktan sonra öğrencileri sektöre hazır hale getirip sektöre ittirebilen bir üniversite olduğumuz için verdiğimiz eğitimlerin hepsine, verdiğimiz bölümlerin hepsinde öğrenciyi sektörde iş bulabilir hale getiriyoruz. Eğer ki bunu yapamayacaksak zaten o bölümü vermiyoruz. Peki şu var mı? Okul bittikten sonra yani hani iş bulma anlamında okulun desteği var mı? Ya da yoksa da böyle bir desteğe ihtiyaç var mı? Yani Türk öğrenci mezun olunca ne bekler genel olarak orada? Nasıl bir ortam bekler onu? Ya genellikle mesela hiç çalışmamış, hiç staj yapmamış bir öğrenci tabii şok oluyor. Yani ne derler? Sudan çıkmış balığa dönüyor. Ama eğer ki öğrenci okurken zaten staj yaptıysa, bir de bölümüyle alakalı bir staj yaptıysa hiçbir problem olmuyor. Burada yine şunu eklemek istiyorum. Bizim öğrencilerimiz foundation okurken de haftada 20 saat çalışma hakkına sahipler. Evet. Yani Tamam. foundation... Yeterli okullarında yok çalışmayın ama yüksek öğretimde var. Aynen. Foundation'da da var mı? Haftada 20 Evet, saat o zaman. okurken 20 saat haftada çalışıyor. Çünkü Üniversite Good okurken... Time for vizesiyle gidiyorlar. Evet. Üniversite okurken çalışıyorlar. Son yılında zaten bölümüyle alakalı bir staj yapıyor. Dolayısıyla öğrenci neyin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bir de bizim o endüstri partnerlarımız geliyorlar. Okulda işte open day dediğimiz işte açık gün yapılıyor. Bu sektördeki diğer ortaklarımızı görüyorlar. Ne yaptıklarını görüyorlar. Dolayısıyla artık yani buradan sonra zaten öğrenci hazır olmuş oluyor. Yani iş bulma konusunda işe nasıl başvurulur, CV nasıl yazılır? Zaten bu konularda kariyer desteği de veriyoruz öğrenciye. Her yerde olduğu gibi yine iş öğrenci de bitiyor. Öğrenci ne kadar girişken olursa o oradaki imkanları ne kadar çok değerlendirirse mezun olunca da iş bulma ihtimali o kadar çok artacaktır. Kesinlikle ama şu da var. Yani hani o var, kesinlikle o var ama şu da var. Şimdi üniversitenin de dediğim gibi başarı oranı çok önemli. Yani mesela foundation programında %95 başarı oranımız var diyoruz. Şimdi her foundation programının %95 başarı oranı yok. Dolayısıyla hani öğrenci kötü olursa geçecek diye bir kaydı yok. Evet ama şimdi burada da bazı şeylerin çok doğru yapıldığını da gösteriyor. İş bulma konusunda da aynı. Yani şimdi endüstri partnerlarımız çok iyi diyoruz. Staj konusunda garanti veriyoruz zaten. Şimdi staj yapmış bir öğrencinin, sektörüyle alakalı bir staj yapmış bir öğrencinin, bir petrol mühendisi bir son senesinde staj yapıyor. Şimdi bu öğrencinin sonrasında kendi alanıyla ilgili bir iş bulması çok daha yüksek bir ihtimal. Yani. Tamamdır, teşekkürler. Şu an aklımda farklı bir soru yok. Yine zaten soruları izleyiciler yorum olarak yazacaktır. Orada yettiğim yerde ben, yetmediğim yerde de senden destek alarak cevaplarız zaten her zaman. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Tekrar izleyicilere de buradan sizin vasıtanızla teşekkür ediyorum. Videolarınızı da beğenerek izliyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Teşekkürler.